Donanım Aşkı'ndan herkese merhabalar, ben Abdullah Cügül. Bugün sizlerle birlikte bir ürün incelemesiyle daha karşınızdayız. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün IK akıllı tuş. Evet arkadaşlar, IK akıllı tuşu bugün sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bu tuşun özelliği nedir derseniz arkadaşlar, şöyle bir aparatla geliyor ve bu aparattan içine yerleştirilmiş bir jack girişli bir ürün karşımıza çıkıyor. Ürün aslında bir jack girişi. Jack girişinin ucuna konumlandırılan tuş sayesinde cihaza bazı görevler atayabiliyorsunuz ve bu görevleri de Google Play'den indireceğimiz IK yazılım ile birlikte yapmanızı olanak sağlıyor. Şimdi gelin bu ürünü biraz yakından tanıyalım. Öncelikle şöyle bir aparatıyla geliyor. Bu aparat sayesinde kulaklığınıza bu ürünü takabiliyorsunuz. Kulaklığınızda işiniz olduğu zaman bu ürünü alıp buraya yerleştiriyorsunuz. Kulaklığınızın kablosuna takılı bir şekilde koyduğunuz bu yumuşak silikona. Sonra kulaklık işiniz bittiğiniz zaman kulaklığın üzerinde bulunan silikondan bu jack girişini çıkartarak cihazımızın hemen telefonumuzun jack kısmına takıyorsunuz. Öncelikle hemen nasıl ürünü kullanacağımıza gelelim. İlk olarak yapmanız gereken şu arkadaşlar. Google Play'e giriyorsunuz. Google Play'e girince buraya IK yazıyorsunuz. IK yazılımını buradan arkadaşlar indiriyorsunuz. Tablet kullanıcıları ise buradan şu altta bulunan tuş yazılımını indirebilir. Bunu indirdikten sonra yüklüyorsunuz ve aç diyorsunuz. Aç dedikten sonra arkadaşlar burada bazı görevler var gördüğünüz gibi. 1 tık, 2 tık, 3 tık ve uzun tıklama gibi seçenekler var. Ben buraya tek tıklamada telefonum kapansın açılsın, yani tuş kilidi görevi görsün. Çift tıklamada kamera kaydı yapsın. 3 tıklamada flash açsın. Ve uzun tıklamaya bir görev atamadım. Uzun tıklamaya da ne yapalım buradan? Uygulama aç ataması yapalım. Buradan pusulam açılsın. Çift tıklamaya basınca da home tuş olsun. Aynen şu tuş yerine ben buraya çift tıklamaya verdim görevini. Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyorum. Hemen şuradan IK'yi çıkartacağım. Gördüğünüz gibi bir jack girişi. Yine bunu takıyorum hemen şurada bulunan jack girişine cihazımı takacağım. Gördüğünüz gibi şu anda takıldım. Şöyle bir çıkıntısı var. Bunu dert edinmeyin arkadaşlar. Bir tane kılıf sayesinde bu çıkıntıyı iptal etmiş oluyorsunuz. Ve biraz daha bastırdık. Şu anda tam anlamıyla şöyle gördüğünüz gibi içine girdi. Ve şurada ufak bir çıkıntısı var. Cihazı taktığınız takdirde size bir soru soruyor. Kulaklık mı yoksa IK mi taktığınız diyor. Biz buradan IK'yi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda cihazım aktif bir şekilde kullanabilirim. Tek tıklamaya tuş kilidi görevi vermiştik. Hemen tıklayalım üstten. Şu an aktifleşti. Bir daha tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kapandı. Bir daha tıklayınca açılıyor. Evet arkadaşlar, çift tıklamayı deneyelim hemen. Çift tıklamaya home tuşun görevini vermiştik. Hemen çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu tuşun görevini yapmış oldum. 3 tıklamaya ise flash görevi vermiştik. Hemen şöyle 3 tıklayalım. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi flaşımız açıldı. 1, 2, 3 yapınca da kapanıyor. Uzun tıklamaya ise hangi görevi verdik hemen bakalım. Tıklayalım uzunca. Gördüğünüz gibi pusulamız çıktı. Evet arkadaşlar, cihazımızın kullanım kolaylığı da gayet uygun. Hemen çift tıklayalım. Home tuşu. Gördüğünüz gibi geldi. Şuradan göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi flaşımı açmak istiyorum. 3 kere tıklayacağım. Gördüğünüz gibi flaşı kullanabiliyorum. Buna telefon kılıfı taktığınız takdirde bu çıkıntıyı görmüyorsunuz. Kılıfımız gördüğünüz gibi şu anda çıkıntım yok. Evet arkadaşlar, IK incelememiz de bu kadardı. IK nedir derseniz en baştan özetleyelim. IK sizin jack kısmına takabileceğiniz bir tane tuş.
Otuz sayesinde isterseniz 4 tane uygulamayı veya isterseniz 4 tane görevi yapabiliyorsunuz ve çok kolay tıklamalarla bu işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kullanışlı bir aparat mı? Gerekli olacak bir aparat mı? Fiyatına baktığımız zaman evet, yani herkeste aslında bulunması gereken pratik bir aparat. Evet arkadaşlar, elimizde tam 4 tane IK bulunmakta ve bu IK'leri takipçilerimiz arasında bir rastgele çekilişle hediye olarak dağıtacağız. Öncelikle çekilişe dahil olmanız için 3 tane kuralımız bulunmakta. Bunlar, bir tanesi Facebook sayfamıza üye olmanız gerekiyor, yani takip etmeniz gerekiyor ve YouTube kanalımıza ise abone olmanız gerekmekte. Ve en sonuncu şartımız ise bu videoyu Facebook sayfanızda herkese açık bir şekilde paylaşmanız gerekmekte arkadaşlar. Bunları yaptığınız takdirde bize sendekazan@donanimarsivi.com'a mail atıyorsunuz. İsim, soy isim, telefon ve açık adresi mail attıktan sonra yapacağımız rastgele çekilişle size bu ürünlerden 4 tane şanslı kişiye hediye edeceğiz. Evet arkadaşlar, şansınız bol olsun. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Kanalımıza abone olarak da en güncel videolara ilk siz erişebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.